1881 Mustafa Kemal Atatürk, Selanik'te dünyaya geldi. 1888 ila 1893 Eğitim ve öğretim hayatına başlayan Mustafa, önce Hafız Mehmet Efendi Mahalle Mektebi'ne ardından da Şems Efendi Mektebi'ne gitmiş ve ilkokulu burada bitirmiştir. 1893 Mustafa Kemal annesinden gizli olarak Selanik Askeri Rüşdiyesi sınavlarına girmiş ve bu sınavları kazanarak bu okulda ortaokul eğitimini almaya başlamıştır. 1896, lise eğitimi için manastır askeri idadesine girmiştir. 13 Mart 1899, Selanik'ten ayrılarak İstanbul'a gelen Mustafa Kemal İstanbul Harp Okulu'na girmiş ve buradan teğmen rütbesi ile mezun olmuştur. 10 Şubat 1902, Harp Okulu'ndan sonra Harp Akademisi'nde öğrenim gören Mustafa Kemal, 1905 yılında buradan kurmay yüzbaşı olarak mezun olmuştur. 11 Ocak 1905, merkezi Şam'da bulunan 5. Ordu'da göreve başladı. 1906, Mustafa Kemal arkadaşlarıyla birlikte Şam'da Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurdu. 1909, 3. Ordu'ya bağlı olan Selanik Redif Dümeni Kurmay Başkanlığı'na atandı. Aynı yıl İstanbul'da 31 Mart olayı oldu. Mahmut Şevket Paşa komutasındaki hareket ordusu Selanik'ten İstanbul'a yürümeye başladı. Mustafa Kemal bu ordunun kurmay başkanıydı. 13 Eylül 1911 İstanbul'da bulunan Genelkurmay Karargahı'nda görevlendirildi. 5 Ekim 1911 Trablusgarp Savaşı'na katılarak özellikle Tobruk'ta ve Derne'de İtalyan işgalcilere karşı mücadele etti. 27 Kasım 1911 Mustafa Kemal Trablusgarp'ta bulunduğu sırada binbaşı oldu. 8 Ekim 1912 Balkan Savaşı'nın çıkması üzerine bu kurulan Kolordu'nun Harekat Şubesi Müdürlüğü'ne atandı. 1913, 2. Balkan Savaşı'nda Edirne'nin Bulgarlardan geri alınmasını sağladı. 1914, Yarbaylığa terfi etti. 1915, Çanakkale Savaşları'nın kazanılmasında oldukça etkin oldu. 1916, Tuğgeneralliğe terfi etti. 16 Mart 1916, komutanlığını atıldığı 16. Kolordu ile birlikte Diyarbakır'a gitti. Ruslara karşı Kafkas Cephesi'nde savaştı. 1917, Yıldırım Ordular Grubu'nun emrinde bulunan 7. Ordu Komutanlığına atandı. 1. Dünya Savaşı Filistin cephesinde İngilizlere karşı savaştı. 1918 Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanmasının ardından İstanbul'a döndü. 1919 9. Ordu Müfettişliğine atandı ve 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'a çıktı. 28 Mayıs 1919'u Havza Genelgesi'ni yayınlayarak Kurtuluş Savaşı'nı başlattı. 1919, Amasya Genelgesi, Erzurum Kongresi ve Sivas Kongreleri ile Türk Kurtuluş Savaşı'nın amacını, yönetimi belirledi. 27 Aralık 1919, Ankara'ya geldi. 23 Nisan 1920, Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. 1921, Yunan işgal kuvvetlerine karşı 1. İlönü, 2. İnönü ve Sakarya Meydan Muharebeleri kazanıldı. 9 Eylül 1921, Türk ordusu İzmir'e girdi ve İzmir, Yunan işgalinde kurtuldu. 1922, 26 Ağustos'ta başlayan büyük taarruz 30 Ağustos günü, Yunanların kesin mağlubiyetiyle sonuçlandı. 11 Ekim 1922, İtilaf Devletleri ile Mudanya Ateşkes Antlaşması imzalandı. 24 Temmuz 1923, Lozan Barış Antlaşması imzalandı. 29 Ekim 1923, Cumhuriyet ilan edildi. 1923 ila 1938 Cumhuriyetin ilan edilmesinin ve yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin ilan edilmesinin ardından büyük bir restorasyon dönemi başladı. Eğitim, hukuk, ekonomik ve sosyal hayat olmak üzere birden fazla alanda bir dizi inkılaplar gerçekleştirildi ve bu yeni cumhuriyetin muasır medeniyetler seviyesine çıkması için büyük çaba sarf edildi. Gerçekleşen bu devrimler ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti dünyanın en saygın devletlerinden biri haline geldi. 1938 10 Kasım 1938 sabahı Mustafa Kemal Atatürk hayatını kaybetti.